Gebze'de araç tamircisi olan Burhan Ülgen, iddiaya göre sıfır araç almak isterken başına gelmeyen kalmadı. 6 Mayıs tarihinde bayiden aracını 1.095.250 TL'ye alan Ülgen, bir hafta sonra ekspertize gitti. Ekspertizde aracın bazı bölgelerinde boya olduğunu ve tak çıkar işlemlerinin yapıldığını öğrenen Ülgen, Otosan'a başvurdukları halde kendisine yardımcı olmadıklarını söyledi. Aracı aldığı bayiye 1 milyona satan Ülgen, 8 Haziran tarihinde aynı marka sıfır aracı 1.045.250 TL'ye yeniden satın aldı. Aracı aldığı gün ekspertize giden Ülgen, tekrardan boya işlemleri, tak çıkar işlemleri yapıldığını öğrenince şaşkına döndü. Ülgen, olaya ilişkin avukatı aracılığı ile şikayette bulunurken maddi manevi zarara uğradığını söyledi. Ülgen, firmanın kusuru kabul etmediğini, araçta taşıma esnasında problem olmadığını, aracın fabrikadan çıktığı gibi bayiye teslim edildiğini, kendisine aktardıklarını beyan etti. İlk olarak Ford bayide 2024 Ford Courier'lar yeni çıktığı için aracı gördük, beğendik. Bayiye giderek yeni araç almak için başvurduk. Yeni aracımız geldi. Yeni aracımızı teslim aldık. Teslim aldıktan sonra bir hafta içerisinde aracın motor kaputu, ön iki çamurluklarında sök tak işlemler mevcuttu. Bununla ilgili bayiye başvurduğumuzda Otosan'ın Romanya'da fabrikada bunların yapılabileceğini söyleyip bize bir yazıyla destek verebileceklerini söylediler. Türkiye şartlarında bu biraz sıkıntılı olduğu için alım satım işleminde olsun değer kaybı büyük olduğu için içimize sinmedi. Bunu tekrar bayiyle konuşarak bayiye aracı ikinci el olarak sattık biz. Tekrardan belli bir miktar farkını öderek yine 2024 Ford Courier Titanium bir araç aldık. Aracı bize teslim ettiklerinde aynı gün götürüp ekspertiz yaptırdık. Yaptırdığımız ekspertizde de aracın sol ön kapısında işlem ve boya olduğunu gördük. Arka bagaj civat alanında oynama yine tekrar aynı şekilde oynamalar mevcuttu. Motor kaputunda aynı şekilde yine sağ civat alanında oynamalar mevcuttu. Bunlar Türkiye şartlarında değer kaybına neden oluyor. Biz hani bayiye güvenerek sıfır araç aldık. Sıfır araçta bu kusurların olması bizi rahatsız etti bayağı bir. Tekrardan bayiye başvurduğumuzda Otosan'la yaptığımız yazışmalarda Otosan'la ve bayi bununla ilgili bir çözüm üretemedi. Bize yardımcı olmadılar. Kendi başımızı çaresine bakmamızı istediler.